CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Gaziantep Parti üyeleriyle bir araya geldi. Sayın Parti Meclis üyelerim, milletvekillerim. Böke Partisi'nin il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumun 12 Eylül'ün mirası olduğunu ifade etti. 12 Eylül gibi bir karanlığın yıl dönümünde o karanlığın sadece canlarımızı almakla kalmayıp Türkiye'yi bugün demokrasinin yok olduğu, faşizmin derinleştiği ve faşizmin derinleşmesine ortaklaştırılan bir karanlık ekonomik düzenin de kurulduğu bir darbenin yıl dönümünde bir aradayız. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zor durum esasında 12 Eylül'ün mirası ve 12 Eylül'de kurulmuş olan ekonomik düzenin de devamı. Parti meclisiyle beraber kentteki ekonomik unsurlarla bir araya geleceklerini dile getiren Böke şöyle konuştu. Antep'in ekonomik unsurlarıyla bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıyı, Antep'in ve Türkiye'nin ortaklaştığı ekonomik durgunluğu, işsizliği, enflasyon canavarını konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Çözümlerimizi mutlaka önereceğiz. Hem siyaseten hem ekonomik olarak. Bizim önceliğimiz bu iktidarın yandaş sermaye ile beraber ortaya çıkarttığı krizin faturasının yine bu iktidar ve yandaş sermaye tarafından üstlenmesini sağlamak. Krizin faturasının halka, emekçilere, üretici güçlere yüklenmesinin önünde bir engel oluşturmak. Çünkü bu krizi çıkartmış olanlar bu siyasi anlayıştır. Bu krizi çıkartmış olanlar bu siyasi anlayışa ortak olmuş olan döviz garantili çalışan, kamu özel işbirlikleriyle zenginleşmiş olan, halkı yok sayan anlayışı büyütmüş olan rantçı sermayedir. Dış güçlere teslim edilmiş olan medya, sadece üretimine imkan verecek kağıdın pahalanmasıyla sesi kısılmış değil. Bugün özgürlüğü de elinden alınmış olan, sarayın istediğinin yazılabildiği, sarayın istediğinin konuşulabildiği, sarayın istediği şekilde siyasetin yapılabildiği bir Türkiye'nin yansımasıdır bugün renksizleşmiş olan gazeteler. Bize düşen yeniden Türkiye'yi renklendirmek, yeniden ses verebilmek ve yeniden Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak isteyenlerin karşısında gerçek gücümüzle varlığımızı göstereceğimiz halkın ekonomisini kurmaktan geçiyor. SEKA özelleştirilmesin, Türk Telekom özelleştirilmesin, bazı alanlar kamunun alanıdır, böyle kalsın diyen halkçı bir anlayışı bizim bugünden güçlendirerek kurmamız gerekiyor. O zaman Türkiye'nin sesi çıkacak, o zaman rengimizi kazanacağız ve o zaman gerçek bir demokrasi olacağız. Vekil Böke toplantının ardından CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ve parti üyeleriyle Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.